Evet, saygıdeğer hemşerilerimiz, bugün milletvekilimizle, belediye başkanımızla, merkez ilçe başkanımızla organ sanayi bölgemizde birçok firmayı gezdik. Ne yazık ki üzülerek gezdik çünkü 3 günlük bir enerji kesintisinden dolayı, elektrik kesintisinden dolayı üretim durmuş durumda. 1000'e yakın personelin işine gelmemesi söz konusu, yani bugünlerde ücretlerini alamama söz konusu. Biz bunun AKP hükümetine, siyasi iktidara bir ahd olacağını düşünüyoruz. Bu 3 gün boyunca, hatta doğalgazdan dolayı 10 gün daha, 1 hafta daha kesileceği söyleniyor. Bu doğalgazdan dolayı bugünlerde ücretini alamayan işçilerin AKP'nin üzerinde ahd olacağını düşünüyoruz. Bugün yandaş kanallarında, yandaş medyalarında sadece İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun programlarını konuşacaklarına gelsinler, Burdur Organ Sanayisi'nde üretimi durdurulan firmaları geçsinler. Ne kadar işçilerin bugün çalışmaya, işine devam edemediğini öğrensinler. Onlara bir çare arasınlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Milletvekilime, belediye başkanıma, ilçe başkanıma sözü bırakıyorum. Evet, bugün gezdiğimiz sanayi kuruluşlarında gördük ki üretim tamamen durmuş vaziyette. Çünkü enerjinin arzında ciddi bir eksiklik söz konusu. Ağustos ayından bu yana uyarılarımız vardı depolarımızın doldurulması yönünde. Ama maalesef hükümet bir kumar oynadı. Yüksek bulduğum doğal gazı daha düşük maliyetle alma adına depoları doldurmadı. Gelinen sonuç ortada. Sanayideki işletmeler kontak kapatmış vaziyette. Üretim durmuş vaziyette. Türkiye'ye maliyeti milyarca dolara bulacağı söylenen bir çaresizlikle karşı karşıyayız. Evet, karşı arkamızda gördüğümüz tabelada göreceksiniz. Organize sanayinin an itibarıyla sesi düşüp anayi pozisyonuna geçti. AK Parti hükümetinin yaptığı budur. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye'deki yaşayan insanları yoksulluğa, çaresizliğe muhtaç etti. Ama buradan çıkış mümkündür. Buradan çıkışın tek yolu da erken seçimle tekrar sandığı ortaya koymak, güven tazelemektir. Zaman zaman organize sanayi bölgemizi ziyaret ediyoruz. Meclisin kapalı olması nedeniyle milletvekilimizin seçim bölgesi olan Burdur'da olduğu günlerde organize sanayi bölgesinde hem sorunları dinleyebildik, hem üzerimize düşen bir görev varsa onları yapıp yapamayacağımızı değerlendirme adına organize sanayi bölgesinde bir ziyaret gerçekleştirdik. Ortak sıkıntı geçmişte aslında üretim maliyetlerinin fazla olması ve 2 yıldır pandemiyle boğuşan imalat sektörünün bugün enerji bulamadığı için ya da enerjinin kısıtlı olması nedeniyle üretimden uzaklaşmış olması yönünde bilgi alıyoruz. Yerinde saptamalarımız oldu. Vatandaşımızın, üreticimizin en büyük dileği bu kesintilerin bir an evvel bitirilmesi ve bir şekilde bu kesintileri bir daha yaşamamak. Varsayalım eğer bu kesintiler yapılacaksa planlamasının öncesinde yapılarak en azından üretim girdilerinin, üretim maliyetlerinin daha düzenli hale getirilebilmesi için bir çağrı yaptılar. Biz de bunun sözcüsü olmak istedik. Bugün üretimden uzaklaşmış her bir sanayi ülke ekonomisine maalesef olumsuz bir katkı sağlayacak. 3 günlük bir maliyet aslına baktığınız zaman tüm bir yıl boyunca %1'in üzerinde bir maliyeti beraberinde getiriyor üretim açısından. Bunu da değerlendirmek lazım. Ben teşekkür ediyorum. Bugün milletvekilimiz, il başkanımız ve belediye başkanımızla birlikte Burdur 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik kesintisi ve doğalgaz kesintisinden dolayı üretimleri durdurulan fabrikalarımızı ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz fabrikalarda ortalama 700'den fazla personel izne gönderilmiş. 700 personelden 700'den fazla personelin eve gönderilenlerin bir kısmı yıllık izinlerinden kullanılmış ama yıllık izni olmayanlar ücretsiz izne gönderilmiş. Burada emekçinin de bir kaybı var. Bunun yanında hükümetten organize sanayi bölgesi yetkililerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin, yani bizlerin talepleri var. Eğer devlet olarak, hükümet olarak bu üretim tesislerini 3 gün elektriksiz, 10 gün doğalgazsız bırakıyorsanız mutlaka bu üreticiye destek vermek zorundasınız. KDV'lerinde tenzilata gidilmeli, SSK primlerinde tenzilata gidilmeli veya yeterince destek verilmelidir. Çünkü
devletler hükümet tarafından yönetilir ve hükümetler küçük esnaf gibi anlık çözümlerle, anlık kriz çözümleriyle bu işi bu şekilde yönetemezler. Bu iş eğer devam ederse, kesintiler devam edecek olursa üretici, sanayici için içinden çıkılmaz bir hal aldı ve kepenklerini sonsuza kadar kapatmayla karşı karşıyalar.